Yumurta sarısıyla cildimizi nasıl beyazlatıyor, aydınlatıyor, lekelerden kurtuluyor ve cildimizi geriyor, sıkılaştırıyoruz. Bakın malzemeler az, her evde bulunur ve etkiler çok fazla. Hadi hemen yapalım. Bir tane limonu aldım ve bunu kesiyorum. Cilt aydınlatıcı özelliğini kullanmakla başlıyorum tarife. Limonu kestikten sonra çekirdeğini çıkarttım ve yüzümdeki fazla yağı atacağım. Cildimi maskeye hazır hale getireceğim. Hadi başlayalım. Kestiğim limonu temiz cildime sürüyorum. Tamamen gözenekleri açıyorum. Vereceğim maskeyi cildimin daha güzel bir şekilde almasını sağlamış oluyorum. Tüm yüzüme uyguluyorum boyun dekolte. Yalnız göz altlarına çok yakın girmiyorum. Kılcal damar probleminiz varsa bu aşamayı atlayın arkadaşlar lütfen. Onun haricinde yumurta sarısı olan maskemizi yapabilirsiniz. Ama limon cildinizi yoracak. O yüzden kılcal damar probleminiz var ise yapmayınız. Alnınıza da şöyle bolca sürün. Tüm yüzünüze bir güzel sürün. Özellikle çene yağlanmaya çok müsait ve burun üzerinde siyah nokta çok var. Oraları bir güzel sürün. Sonra bir yıkayın. Nazikçe kurulayın. Artık gelsin maskeyi hazırlayalım ama önce lütfen hala kanalıma, HobiFan YouTube kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açın. Ve CC yazan yere yukarıda sağda var. Oraya basarsanız alt yazılar aktif olur. 3 noktaya basarsanız bakarsınız hangi dillerde altyazı seçimi yapabiliyoruz. Şimdi devam. Yumurta. Evet, yumurtayı kırıyorum. Sarısını kullanıyorum. Ve limonun gene suyunu alacağım. Bu tarif çok aydınlatıcı bir tarif. Ama cildimizi kurutmadan aydınlatan bir tarif. O yüzden özellikle yumurta sarısı. Bir tatlı kaşığı limon suyunu yumurta sarısının üzerine koydum. Ve bal geldi. Bir tatlı kaşığı dolusu da doğal güzel ballardan bulabilirseniz bir tatlı kaşığı dolusu da bal ilave edin. Yumurta sarısı, limon, bal. Bu üçlüyü karıştırın. Bakın sadece 3 malzeme. Her evde bulunabilen kolay ürünler, etkisi çok olan güzel ürünler. Ve ben buna son olarak bir de lavanta ekleyeceğim. Limon yağı da ekleyebilirsiniz ama zaten limon kullandık. Ben lavanta ekleyeyim istiyorum. 3-4 damla lavantayı ekledim ve güzelce karıştırıyorum. Özellikle lavanta ekledim. İltihaplı dokuyu temizlesin. Eğer cildinizde sivilce varsa veya olmuş geçmiş sivilcelerden kalmış lekeler varsa onları gidersin. Yumurta sarısı kullandım. Dedim ki cildim kurumasın, cildime çok güzel nem vereyim, içerisindeki proteinlerden, vitaminlerden faydalanayım yumurta sarısının. Sonra bal kullandım. Gene enfeksiyonlara karşı önleyici özelliği var ve cildimi sıkılaştırıcı özelliği var. Çok güzel ürünler, çok kolay ürünler. Hemen ellerimde bir güzel nasıl uyguladığımı göstereyim size. Cildimiz tüm maskelerde ve tüm kremlerde temiz olmak zorunda. Bir de limonla temizleme yapmıştık. Yani şu anda çok hazırız maskeye. Ben bu maskede ince bir kat peçete uygulaması da yapıyorum. Çok daha güzel soyuluyor. Çok daha iyi temizliyor cildi. Birinci katı sürdüm ya, peçeteyi sürdüm ya. Üzerine tekrardan maskeyi uyguluyorum. Yani iki kat maske uygulaması yapmış oldum. Cildime çok güzel geçiş yapmış oldu. Soyması, çıkartması da peçeteyle çok daha kolay oluyor. Siyah noktaları falan da böyle çok güzel temizliyor arkadaşlar. Gözenekleri çok güzel aydınlatıyor, açıyor. Bu şekilde bekletiyorum. O arada hemen ellerime sürdüm, bekliyorum ya. Hemen şunu bir de yüzüme uygulayayım istiyorum. Temiz cildime sürüyorum maskeyi. İçerisinde limon olduğu için. Ben böyle maskeleri akşamları yapmayı daha uygun buluyorum. Çünkü cildinize açıcı ürünler kullandığınızda güneşle buluşturursanız lekelenmeye müsait olur. Çünkü cildimizi ölü deriden kurtarıyoruz, soyuyoruz, açıyoruz ya. O yüzden güneş ışığı almayacağımız vakitlerde yaparsak çok daha güzel olur arkadaşlar. Ben akşam şöyle yüzümü yıkadım, temizledim. Sonra limonla ovuşturdum.
artık üzerine bu güzel maskeyi uygulayabiliyorum. Sonra peçeteyi yerleştirdim. Bakın ellerimdeki de bekliyor. Gözlerinizi biraz açın, gözlerinizi. Maskeyi peçeteyle buluşturun. Bu aşamada aslında dudak ve burun delikleri için delikler açarsanız maske çok daha kolay olur. Yoksa böyle nefes almak biraz zor oluyor. Şimdi arta kalanını gene tüm yüzüme sürüyorum. Bu maskeyi haftada bir veya iki kere yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve bir ay düzenli olarak kullandığınızda çok güzel gözle görülür. Dışarıdan şöyle biri size baktığında senin cildinde ne var? Aydınlanmış bir şey mi yaptırdın? Dedirten türden bir maske. O yüzden bu kadar az malzemeli, bu kadar kolay ürünlerle böyle güzel sonuçlar alabiliyorken neden yapmayalım? Hemen şöyle hava almak için böyle küçük delikler de açın. Artık 30 dakika bekleyin ve 30 dakika sonra şöyle peçeteyi çıkartın cildinizden. Bir güzel yüzünüzü, ellerinizi yıkayın. Önce ılık, sonra soğuk suyla yüzümüzü yıkadık. Maskeyi peçeteden tuttuk, attık. Çıkartmak da çok kolay oldu. Yıkadık, nazikçe kuruladık. Bakın, maske öncesi limon. Maske sonrasıysa nemlendirici uygulaması yapacağız. Gül suyuyla da temizleme yapabilirsiniz. O da çok güzel sıkılaştırıyor gözenekleri. Ben burada kendi yaptığım doğal güzel kremlerden biriyle de masajımı yapıyorum. Daha ne olsun, her şeyi yaptık. Cildimizi yıkadık, limonla açtık, maskemizi yaptık, nemlendiricimizi sürdük, masajımızı yaptık. Okey, bugün de daha güzel uyuyabiliriz. Düzenli kullanımda kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz diye düşünüyorum. Özellikle dudak kenarında sarkmalar, gıdıda sarkmalar varsa arkadaşlar, her akşam yatmadan önce güzel doğal kremlerinizden birini sürmeyi, masaj yapmayı ihmal etmeyin. Kendinize daha iyi bakın, kendinizi daha mutlu hissedin. İzlediğiniz için, değerli yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla, hoşça kalın. Hello my dear friends, you can whiten your face with egg yolk and lemon. If you use it in this way, you can get rid of wrinkles, face spots, blemishes and dry skin and whiten your face very quickly. Just use egg yolk, lemon, honey and some lavender, mix them and use this mask once or twice a week and get a perfect skin as you like. Hope you give it a try. Love all of you. Take care. Bye-bye.